1810 yılında İspanyol İmparatorluğu'na karşı başlatılan bağımsızlık hareketinin siyasi ve askeri lideri oldu. O yıllarda kıta İngiltere ve İspanya'nın sömürgesi altındaydı. 1783 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğdu ancak çocuk yaşta ailesini kaybetti. Ailesinden kalan mirasla devam ettiği askeri eğitimini İspanya'da tamamladı. 1810 yılına gelindiğinde Venezuela'ya dönen ve sömürge yanlısı güçler ile Caracas'ta savaşan Bolivar, Venezuela'nın bağımsızlığını ilan etti. Daha sonra Birleşik Krallığa gidip tarafsızlık sözü aldı. Döndüğünde Caracas'ı Napolyon'un kardeşi Joseph'in komutasındaki İspanyol ordusunun elinden aldı. İspanyollar tarafından yakalanıp Kolombiya'ya sürgün edilen Bolivar, burada 1814 yılında Kolombiya ordusunun başına geçip başkent Bogota'yı ele geçirdi. İmkansızlıklar nedeniyle Kolombiya'da ağır yenilgiler aldı ve Jamaika'ya gitmek zorunda kaldı. Haiti'de yeni güçler toplayan Bolivar, Venezuela'ya tekrar saldırdı. Ciutat Bolivar şehrini ele geçirdi ve tek başına yönetmeye başladı. Uzun yıllar boyunca bu bölgede İspanyollara karşı mücadele etti ve 1821 yılına gelindiğinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduğu, o zamanlar Büyük Kolombiya olarak adlandırılan bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtardı. Büyük Kolombiya olarak adlandırılan bu bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtaran Bolivar ilk başkanı oldu. Güney Amerika'nın George Washington'ı olarak da birçok uluslararası belgede adı geçer Bolivar'ın. Kurduğu bu dönemde Peru'nun kuzeyi Bolivya olarak ayrıldı. Bolivya'nın anayasası bizzat kendisi tarafından yazılmasına ve yüzyılın en önemli siyasal belgelerinden biri olmasına rağmen hiç uygulanamadı. Generaller arasındaki kişisel çatışmalar iç savaşa dönüştü ve 1827 yılından itibaren Büyük Kolombiya bölünmeye başladı. Hayatı boyunca kurmuş olduğu hayalinin bölünüp yok olmasına dayanamadı. 17 Aralık 1830 tarihinde verem hastalığına yakalandı ve hayatını kaybetti.